Milletvekillerinin olur. Belediye başkanlarının olur. Ama Yusuf Arlatçı'nın haberi olmaz. Niye? Çünkü sen tutacağın kendine yakın, sana yalayanları affedersin. Haber yap, haber şey Yapmayın, yapacaksın. öyle de demem. Yok, Size de öyle, öyle yok. AK Parti İl Başkanlığı tarafından 24 Temmuz basın bayramında sansürün kaldırılışı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından gönderilen başka bir yazı ile Çorum'da bulunan 2 gazete, 5 internet sitesi ve 1 ajans ile çalışılacağının belirtilerek geri kalanına ambargo konulması Lebbebi TV'de yayınlanan Bulut Demir'le Bunu Konuşalım programında dile getirildi. Haber gönderildi. Gerçi şimdi sadece 8 tane İki tane yerel gazete, 2 tane yerel gazete, 5 tane internet sitesi artı bir de İHA'ya haberler gönderiliyor. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı'nın Çorum'daki bazı gazete ve internet siteleriyle çalışılacağını açıklamasının ayrımcılık olduğunu belirten Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, seçilen basın kuruluşlarına bakıldığında aralarında sol cenahtan hiçbir yayın kuruluşunun bulunmadığını vurguladı. Yani şimdi diğerlerine haberler atılmıyor. Anadolu Ajansı da mı yok? Anadolu Ajansı yok. Anadolu Ajansı yok. Bilmiyorum, Anadolu Ajansı'na çalışmıyor herhalde. Geç Anadolu Ajansı, o tür haberler girmiyor herhalde. He. Şimdi yani ben böyle bir şey düşünemiyorum. Biz de şimdi haberi alıyoruz, yapıyoruz sağdan soldan. İnşallah yarın bir gün şikayet etmezler, bizim haberimizi çalıyorlar falan diye. Ahmet Sami Ceylan'ı teşkilattan geldiği için tam tanımayan Ahlatçı'nın Ahmet Sami Ceylan'a sahip çıkalım şeklinde de açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken Atak, Ceylan'ı daha yeni anlatıyorsan yazık sana, teşkilattan gelmedin ki nereden bileceksin dedi. Şimdi böyle il başkanı şöyle bir şey söylüyor Yusuf Ahlatçı. Diyor ki kardeşim diyor bu memlekete, bu millete Ahmet Sami Ceylan gerekli lazım. Ahmet Sami Ceylan'a sahip çıkmamız lazım diyor. Sana kim sahip çıkacak deseydin? Şimdi hani bunu nerede? Alacı'da mı söylüyor? Bir yerde söylüyor. Ahmet Sami Ceylan'a sahip çıkılmaya ihtiyacım var. Veya Boğazkale'de söylüyor. İşin enteresan tarafı şu. Şimdi biz de Ahmet Sami Ceylan'ı severiz yani. Kişilik olarak geçmişini de biliriz bilmem ne. Sevin tabii. Komşuluğumuz var bizim. Sevgileriniz daim olsun. Eskiden komşumuzdu. İş yerinden bir dostluğumuz var. Şimdi Ahmet Sami Ceylan eğer sen bugün anlatıyorsan bu millete yazık sana il başkanı derim ben. Yani niye Ahmet Sami Ceylan anlatır? Böyle birisi, böyle bir il başkanı niye anlatır Ahmet Sami Ceylan'ı sence Ayhan abi? Ahmet Sami Ceylan'ı tanımıyor. Çünkü sen teşkilattan gelmedin ki. AK Parti'nin ne olduğunu daha şuradaki senedir biliyorum. Öncesi yok. Sayın Yusuf Ahlatçı öncesi yok, yok. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı'nın çalışmak istemediği 20 sitenin 10 tanesiyle görüştüğünü anlatan Atak, bundan sonra AK Parti'nin haberi yapılır ancak Yusuf Ahlatçı'nın yapılmaz. Bizim AK Parti ile bir sıkıntımız yok dedi. Onun içindir ki sen işte bilmem kaç tane gazeteye, işte kaç tane siteye, 2 tane gazeteye bağımlı kalıyorsun. Ayrımcılığın kralını yapıyor şu anda. Bak ayrımcılığın Çorum'da ayrımcılığın yapmamıştır ne, ya. Bak ne anlama geldiğini kime söylemiş ben bunu? Çok iyi biliyorum. Kime değil. Gelen maillerde var şu anda. Ha. Bu ispatlı bilgili. Evet. Şimdi sen 7 tane yere Çorum yerelde bir de 8 tane bir tane de İHA'ya haber gönderiyorsun. Toplamda 9. Yusuf Ağlatçı da bu kitabı okusun bak. Şimdi Yusuf Ağlatçı. Yusuf Ağlatçı bu kitabı okusun çok faydalı. Bak. Burada medyayla ilgili bir şey yazıyor. Şimdi. Bak. Medya ile ilgili bir konu yazıyor. Ben şunu söyleyeyim Ayhan abi. Ben şahsım olarak söyleyeyim ve diğer haber gitmeyen yaklaşık 20 tane sitenin yaklaşık 10 tanesinden görüştüm. Evet. 10 tanesinden görüştüm. Yani çok da kimsenin umurunda değil Yusuf Ahlatçı'nın haberini yapmak. Ha bu şunu söylemek istiyorum buradan. Yusuf Ahlatçı AK Parti il başkanlığının haberi yapılmaz. Ama AK Parti milletvekilinin, belediye başkanının şunun bunun haberi yapılır. Merkez ilçenin yapılır. İlçedeki ilçe başkanlarının yapılır. Kadın kolları yapılır. Evet. Haber gelirse. Gelmezse bu saatten sonra ben şunu söylüyorum ama kendisi bilir. Yani çok da önemli değil. Yani Yusuf Ahlatçı'ya da kimse bayılmıyor.
Açık söylüyorum bunu. Şimdi sen tutacağın 8 tane 2 yerel gazete, 5 tane site, 5-6 tane site neyse, bir tane de İHA'ya abone olacağım. Şimdi böyle bir dünya yok. Yani şimdi zannetmesin ki insanlar. Yani şimdi ayırdığı gazetelere bakayım, sol cenahtan bir tane şey yok abi. Bir tane haber sitesi yok gönderdiği şeyden. Yani çok da önemli değil yani. Yusuf Ağlaç'ın Sorumda haber. Sol cerrah var mı? Gazeteci yazar Ayhan Aykanat ise daha önce kendisine defalarca ambargo uygulanmasını, basın kuruluşlarına gelirleri üzerinden ambargo uygulanmasını ahlaki bulmadığını dile getirdi. Şu da prensip olarak ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi yani bunun örneklerini en iyi ben yaşayan bilen birisiyim bak. Yani hani o tür ambargo konulan siyaset tarafından çoğu kez hani AK Partili belediye başkanı vesaire falan filan işte il başkanı tarafından en çok ambargo konulan adam benim ya bu şehirde. Evet. En çok konulan. En çok işte, yaşayan. Tabii savcılığa şikayet edilen adam da benim. Şimdiye kadar ama bir kere ceza almış değilim. Bir kere de yargılanmış da değilim Çorum'da. Yani defalarca başvurdular. Hepsi takipsizlik kararı oldu. Defalarca ambargo uyguladılar. Hiçbir şeyde geri adım attık mı atmadık. Basının kendi başına organize olmadığını belirten Aykanat, basının birbirine sahip çıkmadığını belirtti. Şimdi bu işletmeler, basın işletmeleri aynı zamanda ticari kurumlardır. Ayakta kalmasın. Buraların gelirleri belli. Reklamlar, ilanlar falan filan. Yani bunun dışında başka bir gelirleri yok ki. Dolayısıyla da bu gelirler üzerinden basınla ilgili basın kuruluşlarını terbiye etmeye kalkmayı doğru ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Hiçbir zaman görmedim. Hı hı.